Hoş bulduk. Nasılsın başkanım? Hamdolsun, Allah'a şükür işte. Sizi gördük, daha iyi oldu. Biz de sizi gördük. Merhaba, Allah razı olsun. Siz olmayın başkanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben o zaman temsilen... böyle sarılayım, sonra şey yapayım. Evet. Bozmamak için. Bekliyorduk başkanım ama çok yoğun talep üzerine başlamak zorunda kaldık. Dediler ki başlayalım. Eyvallah. Hoş geldin başkanım tekrar. Evet, 14 Mayıs'ta bizler aslında bir taraftan geleceğimizi şekillendirecek, çocuklarımızın yaşayacağı yarınları şekillendirecek bir lideri seçeceğiz. Bir taraftan malum karşımızda işte altılı masa diye ortaya çıkmış, işte yanında birçok bileşeni olan, hatta ve hatta o bileşenlerden bazıları ben teyzemi ikna edemedim, ben babamı ikna edemedim diyen, hani düşünün, babasını ikna edememiş Kılıçdaroğlu'na oy versin diye gelip sizi ikna etmeye çalışacak, siz onu destekleyin diye. Herhalde lideri hemşehrilerimiz babasını da ikna edemeyenin lafıyla gidip Kılıçdaroğlu'nu desteklemez diye düşünüyorum. Bir taraftan yaşadığımız her şeyi birlikte yaşıyoruz. Yapılan yolları, sağlık alanında yapılanları, ulaşımından dediğimiz gibi bir taraftan teknolojik altyapıları, bütün şeyleri hep birlikte yaşıyoruz. Son birkaç aylık zaman dilimi içerisinde işte TOG yerli aracımız, insansız SİHA'larımız, taarruz uçaklarımız, malum yeni SİHA gemimiz, birçok yatırımlar kısa zaman dilimi içerisinde hayata geçti. Bunları yapan irade, bundan sonra da yapacaklarıyla ilgili bir taraftan da bizim açımızdan yapabilir, taahhütlerini yerine getirebilir noktasına geliyor. Bizler inşallah 14 Mayıs'ta bütün dünyanın birleştiği, malum bildiğiniz üzere Amerikan Başkanı bile seçim vaadini Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı indirmek üzerine kurgulamış. Yani koskoca dünyanın süper gücü. Biz kazanırsak, seçim vaadi olarak kazanırsak, Türkiye'deki dostlarımızı destekleyerek Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz diye vaatte bulunuyor. Şimdi o vaadin karşılığı altılı masa, bir taraftan 15 Temmuz'da bu milletin servetiyle alınmış silahlarla bu millete, bu milletin canına kast edenleri, bir taraftan yıllarca terörle bu ülkeye yaptırmadığı şey kalmayan PKK'nın bir araya geldiği bir cenahla Cumhur İttifakı yarışır hale geldi. Bu konuda sizlerden yarınlarımız için, çocuklarımızın geleceği için 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza ve onun değerli yol arkadaşlarına destek rica ediyoruz. Bu konuda da lider hemşehrilerimin Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü biliyor. 14 Mayıs'ta da aynı şekilde bu teveccühünü arttırarak göstereceğine inanıyorum. Sizlerden ricamız, bu kalan zaman dilimi içerisinde sadece kendiniz özelinde değil, tanıdığınız, bildiğiniz, eş, dost, bütün çevrenizle de bu 14 Mayıs'ın önemini anlatarak onların seçime sahip çıkmalarını, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmalarını rica ediyorum. Tekrar bir arada olduğunuz için, bizi kabul ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler Dinçe Başkanımıza bu güzel konuşmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyoruz. Başkanım, sizlerin değerli başkanı, dernek başkanımıza bir kısa selamlama konuşması için mikrofon takdim edeyim. Teşekkürler. Saygıdeğer Zeytin Bey Dinçe Başkanım, Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz, hoş geldiniz. Sevgili hemşehrilerim, sizlerin de ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Ersoy'a mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli milletvekilimiz, değerli AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanım, yol arkadaşım, belediye meclis üyemiz,
belediye başkan yardımcımız, ilçe başkan yardımcılarımız, diğer sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, değerli dernek başkanımız, kıymetli hemşehrilerim, kardeşlerim, komşularım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gecemiz hayırlı olsun inşallah. Ben de bu akşam sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Başka bir program biraz uzayınca ilçe başkanımızın konuşmasına yetiştim, onun için de kusura bakmayın. Başlamakla da ayrıca isabet ettiğinizi söyleyeyim. Şimdi milletvekilimiz, ilçe başkanımız bir çerçeve konuşması yaptı. Bizim gibi arada konuşanlar işin işi kolay. Bizden önce ilçe başkanı bir çerçeveyi çizdi. İnşallah değerli milletvekilimiz perdah derler. Perdah bilir misiniz? Güzel bir şeyi vuracak ama ben evet böyle perdah vururlar. Perdahı vuracak. Ama ben bu akşam buraya geleceğimi bildiğim için bir şeyi söylemeye niyetlenerek geldim. Az çok beni tanıyorsunuz. 4 yıldır sokaklarda, caddelerde, kahvede, dernekteyiz. Ben olabildiği kadar herkesi temsil etmeye, Büyük Zeytinburnu ailesini temsil etmeye gayret ediyorum. Fakat 14 Mayıs'ta bir hususa daha karar vereceğimizi Ömer Halis Demir'in memleketinin derneğinde hatırlatmak istiyorum. Değerli komşularım. O da şu. 14 Mayıs'ta Ömer Halis Demir'i şehit edenleri özgür bırakmak isteyenlere mi oy vereceksiniz? Yoksa bu mücadeleyi bu topraklarda ilelebet sürdürmeye kararlı olan kadroya mı oy vereceksiniz? Buna karar vermek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bundan dolayı da Ömer Halis Demir'in memleketlilerinden yana bir şüphemiz yok. Biraz önce ilçe başkanımızın söylediği gibi. Ama sadece sizi değil, bir seferberlik ruhuyla Zeytinburnu'ndan iyi bir sonuç için bütün hemşehrilerimizin bu davaya sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. 252 şehit verdi. Sadece 15 Temmuz'dan bahsediyorum. Bakın geri kalanını zaten son 20 yılda Türkiye'nin geldiği noktayı hepimiz yaşıyoruz. Belediye olarak öyle, iktidar olarak öyle, her gün bir şey. Buraları geçtim. Bu biraz da bu tekerleğin tümsekte kalıp kalmaması meselesidir. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak inşallah. Sizlerin desteğiyle hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Efendim bizler de belediye başkanımıza bu güzel konuşmalarından ötürü teşekkürümüzü sunuyoruz. Şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Milletvekili adayımız Kayseri Milletvekilimiz Sayın Vekilime mikrofonu takdim ederim. Buyurun Sayın Vekilim. Değerli belediye başkanımız, ilçe başkanımız, dernek başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkan yardımcılarımız, belediye başkan yardımcılarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli mensupları, kıymetli hemşehrilerim diyeyim, Kayserili olmama sebebiyle. Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Tabii elhamdülillah ezan okunuyor. Hem ezanı bekleme faslında biraz yavaş giriş girizgah yapalım. Hem de hamd edelim Allah-u Teala'ya. Devletimizin, milletimizin üstünden bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı indirtmesin. İlçe başkanımız çok güzel bir giriş yaptı. Belediye başkanımız da çok önemli bir hususa dikkat çekti. Burada bir aile ortamındayız. Ben öyle görüyorum, öyle görmek istiyorum. Tabii biz buraya geldik, hepimiz konuşalım gidelim değil ama biraz da sizleri dinleyelim istiyorum. Bir soru cevap faslı şeklinde olsun. Ben de söyleyeceklerimi, sizin söyleyeceklerinizi de dinleyerek devam ettireyim istiyorum. Bunun öncesinde de ben önce kendimi tanıtayım. İsmail Emrah Karayel benim adım. Kayseriliyim. Şu an 26. dönem, önceki dönem ve şimdiki dönem 27. Kayseri Milletvekiliyim. 7,5 senedir Kayseri Milletvekili yapıyorum. Bu dönemde inşallah 2. bölgeden milletvekili adayım. Ben Zeytinburnu'nda oturdum. 80-85 arasında Zeytinburnu'nda oturdum. Burada Beko Bayi var ya meydanda. Onun Ziraat Bankası var herhalde öbür tarafı. O aradaki sokakta oturdum. Hatta bugün sabah da başkanımla beraber o tarafta oturduğumuzun da konusunu söylemiştik. Dolayısıyla Zeytinburnu'yla da böyle bir bağım var. Ama
Öbür tarafından da Sur'un öbür tarafındayım. Fatih'te ilkokul, ortaokul, lise Fatih'te okuduk. Sanki Yedim Camii'nin orada oturduk. Fatih İlkokulu'nda okuduk. İstanbul Dimo Hatip Lisesi'nde okuduk. Fatih sitesinde burada Sur'un hemen arkasında oturduk Silivri Kapı'da. Evlendikten sonra da Fındıkzade Koca Mustafa Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin karşı sokağında Alişir Nevai Sokak'ta oturdum. Sonra Allah nasip etti, Kayseri'ye gittik. 7,5 sene sonra da tekrar Allah-u Teala takdir etti. Cumhurbaşkanımız da böyle yazdı. Buraya geldik, tekrar sizlerle bir aradayız. Mesleğim avukatlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de uluslararası bir komisyon olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Avrupa Parlamentosu'nun ilişkilerini devam ettiren Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu diye bir komisyonun başkanlığını yürütüyorum. Böylece kendimi ben size başladığımız sizin söylediğiniz yere geri gelip kendimizi tanıtmış olayım. Ondan sonra da Yakacık köylü hemşerilerimize, Nideli hemşerilerimize, belki başka memleketlerden de hemşerilerimiz vardır. O hemşerilerimize sözü vereyim. Çünkü bu işi sadece söyledi, geldi, konuştu, gitti olsun istemiyorum. Sizin bize söyleyeceğiniz şeyler, hususlar varsa soracağınız sorular. Bu arada çok gündemde sorular var. Onları da alalım. Onları aldıktan sonra da ben hem onların cevabını vereyim, hem de sizlere söylemek istediğim hususları da onların içinde sizlere arz edeyim istiyorum. Sizlerce de bir mahsuru yoksa, değerli başkanım var mı bir mahsuru? Bir mahsuru yoksa, şimdi size mikrofonu verelim. Sizlerden soruları veya söyleyeceğiniz şeyleri dinleyelim. Eğer varsa, yoksa da... Dernek başkanım, belediye meclis üyelerim ve çok kıymetli hemşerilerim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şunu bilmenizi isteriz ki Türkiye'yi Karadenizler yönetir ama Türkiye'nin sibabı Orta Anadolu'dur. Nüfus bazında eğer orantı yaparsanız da en çok şehit veren illerden birisi de Niğde'dir. Ne zaman vatan dara düşerse bilin ki orada ilk önde Niğdeliler gider. Siz buraya bizden oy istemeye gelmenize gerek yok. Çünkü bizim yolumuz, yönümüz bellidir. Elhamdülillah Orta Anadolu'nun yanlış da iş olmaz. Sizi burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Yine bekleriz. Özellikle Ömer Başkanımıza halkın başkanı olarak hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hayırlı akşamlar diliyorum. Soruları toparlayıp hepsini tek cevap vereceğiz. Evet, toplu. Şimdi ben başka bir konuya temas etmek istiyorum Sayın Vekili. AK Parti 20 yıldır iktidarda. Allah razı olsun, köprüydü, gemiydi, yoldu, şunu bunu her şeyi yapıyor, iyi güzel. Ama maneviyat olarak çok büyük eksikliğimiz var. Memlekette bu tür hap, ilaç vesaire haddinden fazla şey çıktı, ayyuka çıktı. Bir Müge Anlı programı, ben her denk geldiğimde, seyrettiğimde canım sıkılıyor. Adam polis gibi, ya devletin polisi yok mu suçluyu bulacak burada? Bu kadınların ayrıştırma, kadınlara verilen yetki, erkekler hangi sınıfta kaldı? Milletvekilleri ne kadar erkek var yani? Şimdi çok affedersiniz, sokakta gezen bir FIFO kadar erkekliğin bir diğeri kalmadı. Bütün haklar kadınların. Ne kaldı bize yani? Şimdi siz vekil olarak bizleri yönetiyorsun. Allah razı olsun yani. Ama sayın vekilim, yani bir de imam hatipli gördüğüm kadarıyla, burada imam hatiplisiniz. Gördüğüm kadarıyla beni daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bir de bu imam hatipte FETÖ'cüler yok mu? Milli eğitimde bu FETÖ'cüler yok mu? Bizim milli eğitimimizin çok da milli olmadığını düşünüyorum. Bu konulara hiç bakıyor musunuz, değiniyor musunuz? Kanallarda bütün dizilerde ahlaki bir tane, birçok dizide bir tane kızın 10 tane erkek birbirinden gelip geçiyor. Ve bunu bizim çoluğumuz çocuğumuz seyrediyor. Siz bir vekil olarak, bir imam hatipli olarak buna ne kadar bakışınız, ne kadar mücadele ediyorsunuz milletvekili olarak? Ne kadar dile getirebiliyorsunuz? Rütük ne iş yapıyor ya? O rütük ne iş yapıyor? Bana bir söyler misin sayın vekilim? Yani o dernek olarak diyor, bu dernekte olarak gör bak ayrı. Yani işte burası dedim ya, üst kat yani. Yok üst kat değil başkanım. Ben bir siyaset yapmıyorum lütfen, alt katımızda var yani. Peki tamam hadi. Evet efendim. Sayın vekilim, sayın belediye başkanım, hoş geldiniz.
Benim sadece bir hayvan, tarım ve hayvancılık üzerine bir şeyim olacak. Bilgilendirme konusunda bir ricam olacak. Şimdi göçmen, Afgan arkadaşlarımızı buradan gönderiyorsunuz Sayın Vekilim. Gönderiyorlar. Şu an hükümet gönderiyor. Ama yerli olarak biz Niğde'de ne hayvana bakacak ne de tarımda çalışan insan bulamıyoruz. Bu arkadaşlar gidince biz mağdur oluyoruz. Şimdi yaz gelince arkadaşların maaşı 20 milyara kadar çıktı. Tutamıyoruz elimizde. O veriyor 2 lira, o veriyor 2 lira. Bu arkadaşlarımızı yasal olarak, biz sigorta olarak devletin gözetiminde biz çalıştıramaz mıyız Sayın Vekilim? Çok büyük sorun var tarımda bu konuda. Siz aklında değilsiniz değil mi? Nasıl? Aklında değilsiniz değil mi? Oradan gelin. Valla Sayın Vekilim. Niye sordum? Çünkü bu konuda Anadolu'da sizin söylediğinizi söyleyen çok da burada dolaşınca insanların çoğu da diyor ki aman bunları gönderin. Onun için şimdi sordum. Gönderin diyen adamlar bu ülkeye çivi çakmayan, üretmeyen, yatan insanlar. Çalışan elemanları gönderiyorsunuz. Sayın Vekilim, gerçekten çok sıkıntı çekiyor. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yani bu konuda gerçekten çok müşkül durumda şu anda biz. Köylü olarak. Not aldım. Yani her köyde de zaten bir Afganlı kardeşimiz var. Merhaba. Durum İç Anadolu'nun her tarafında aynı. Ama Afgan değilim. Afgan'da olsam gurur duyardım. Yürüyüm. Eyvallah. Mevlüt abi sorar aslında. Yok bir şey sormuyor. Yok. Milletvekilimizin de tasvibiyle kentsel dönüşüm bizim temel meselemiz. Zeytinburnu'nun yenilenmesi meselesi bizim temel gündemimiz. Onu biraz yarısı bizden kampanya müsaade ederseniz, yarısı bizden kampanyasının biraz çerçevesinin dışına çıkmama müsaade ederseniz, bu toplantılar bizim için aynı zamanda hasbihal toplantıları, bilgilendirme toplantıları, ne oluyor ne bitiyor. Çok kısa olarak Zeytinburnu def ettiklerimizi bir anlatayım. Yarısı bizden kampanyası zaten 5 cümle Cumhurbaşkanımız özetlediği için. Değerli komşularım, hatırlanacağı üzere ilk belediye meclisi toplantısında biz kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduk. Mayıs 2019. O gün dedik ki Zeytinburnu'muzun bundan sonraki 20 yılının gündemi Zeytinburnu'nun yapı stoğunun binalarının yenilenmesi meselesidir. O gün başladık çalışmaya. Hamdolsun bu zamana kadar çok büyük mesafeler aldık. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum rezerv konutların anahtar teslimi için Zeytinburnu'muzu teşrif etti, şereflendirdi. Millet bahçesinde askeri lojmanların tasfiye edilmesi suretiyle ortaya çıkan alanın bir kısmına yapılan konutları Zeytinburnu'nda kendiliğinden ve yerinde dönüşümü mümkün olmayan bir bölgenin dönüşümü için kullandık. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin üzerindeki 20 parseldeki 340 daireyi, Loca Mahalli'deki Milli Emlak'a, devletimize ait, bakanlığa ait 80 daireyle, rezerv konutlardaki 260 daireyle birlikte 340 konutun anahtarını dün sembolik olarak teslim ettik. Tesis, 5 tesis, rezerv konutlar doğrudan ve dolaylı olarak Çevre Şehircilik Bakanımızla, Zeytinburnu Belediyesi ile doğrudan veya tıkanmış problemleri çözmek suretiyle İETT bloklarının plan sorununu çözdük. Veli Efendi çırpıcıda özel sektör tarafından başlatılan hususu sanki biz yapıyormuşuz gibi teker teker bütün maliklerle konuşarak tıkandığı için çözdük. Böylelikle 2019'dan sadece 2019'dan bu tarafa 2400'e yakın konutu dönüştürdük. Şu anda dönüştürüyoruz. İkinci önemli başlığımız, asıl önemsediğim şey o aslında. Nedir o? Kendiliğinden hemşehrilerimizin binalarının dönüşümünün önünü açmamız lazım.
Netice itibariyle emin olun, kentsel, yeni dönemde kurduğumuz kentsel dönüşüm müdürlüğü ilgili başkan yardımcısı ben uğraşa didine 4 yılda 2400 konutun önünü açabilmişiz ancak. Bu çok zor bir iş. Asıl olarak ortamı oluşturmamız lazım ve buradaki değeri yine buradaki hemşehrilerimizin katkılarıyla güncellememiz lazım. Çünkü Zeytinburnu çok değerli, çok kıymetli bir yer. Hepiniz biliyorsunuz. Hem mülk bakımından hem değer bakımından. Buradaki binaları dönüştürebilirsek önümüzde bir 100 yıllık bu değeri birlikte gelişmiş olacağız. Demografiyi koruyarak birlikte gelişmiş olacağız, geliştirmiş olacağız. Bunun için de kentsel dönüşüm imar plan notlarını geliştirdik biliyorsunuz. Akılda kalması için çatı katlarını, çatı arası piyeslerini tama dönüştüren bir uygulama imza attık. Bu ödül aldı. İstanbul'da diğer ilçeler tarafından örnek alındı. Aynı kararlar kendi meclisleri tarafından alındı ve süreç tamamlandı. O yolla da bunları da yaptığımız tarih, hatırlayınız daha bu depremlerin ve son felaket zaten daha 6 Şubat'ta biliyorsunuz. 2020 yılında başladık bu çalışmaya. İmar planının yürürlüğe girmesi Kasım 2021 değerli komşularım. Kasım 2021 ile Nisan 2023 arasında 3400 bağımsız bölüm, yani iş yeri ve konut demek istiyorum bağımsız bölüm diyerek, 3400 bağımsız bölümünde yenilenmesine vesile olduk. Sadece bir kat diye biliyorsunuz, iki parsel birleşince %5'ten başlayan 3000'e varınca %35'e kadar varan bir imar artışı teşvik ediyoruz, getiriyoruz. Biliyorsunuz zaten devletimiz, hükümetimiz daha doğrusu AK Parti hükümeti riskli yapı kararına dayalı olarak eğer bir bina yıkılırsa yıkıldıktan itibaren kira yardımı yapıyor. Son Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle biliyorsunuz 5250'ye çıktı o kira yardımı. Ruhsat harcı almıyor devlet, belediye. İskan harcı almıyor. Ayrıca bu sürede de şimdi yarısı bizden kampanyasını ayrıca anlatacağım. Devletin büyük teşviki var. Son olarak yarısı bizden kampanyasına geçmeden elbette bir 6 Şubat felaketi yaşadık. Hepinizin adına Nurdan'daydık biliyorsunuz. Hepinizin adına oradaydık biz. Sadece kendi kurumumuzu temsilen değil, Büyük Zeytinburnu ailesi adına yardım elini uzattık. Nurdan'a kimi sorsanız Zeytinburnu Belediyesi'ni size söyler değerli komşularım. Bu gurur hepinize ait. Ama Zeytinburnu bizim evimiz, memleketimiz, burayla ilgili de yeni tedbir almamız gerekiyordu. Bir, bütün bu işlerle ilgili herkesin bir soru bombardımanı tabi. Çünkü herkes bulunduğu binayla ilgili bir tedirginliğe girdi. Bunu yönetmek üzere kentsel dönüşüm danışma merkezi kurduk. Şu anda çalışıyor. Hemşehrilerimize randevu verilerek bütün soruların cevaplıyoruz. Nedir o sorular? Ben binamı nasıl dönüştürebilirim? Çoğunluk nasıl sağlanacak? Haklarım ne? Sorumluluklarım ne? Yetkim ne? Kaç bina birleşince nasıl oluyor? Yıkılıp yeniden yaparsam kaç metrekare imar alabiliyorum gibi yığınla soru biliyorsunuz. Bunlar aslında mimarların, mühendislerin bildiği hususlar ama biz de vatandaş olarak merak ediyoruz. Herkesin anlayacağı tarzda bunun izah edilmesi lazım. Kentsel dönüşüm danışma merkezimiz hizmetinizde ihtiyaç kalmayıncaya kadar gelen herkese bu bilgileri vermeye devam edeceğiz. Birinci attığımız adım o. 6 Şubat büyük felaketinden sonra attığımız adım. İkinci adım değerli komşularım, bu büyük felaket bir kez daha gösterdi ki kolonu kesilmiş binalar, kolon kesiği olan binalar depremin birkaç saniyesinde yıkılıyor. Dolayısıyla bize gelen ihbarları değerlendirerek projesine göre deprem kesiği tespit ettiğimiz binalara riskli yapı muamelesi uygulayacağız doğrudan. Bunu Mart ayından itibaren her tarafta ilan ediyorum. Bir kez de burada değerli lideri hemşehrilerimizin huzurunda söylüyorum. Tespit edersek bir binada kolon kesiği olduğunu resmen riskli yapı uygulaması yapıp o binayı nüfustan arındırıp yıkıyoruz, yıkacağız. Çünkü gerçekten kolon kesiği olan binanın normalde de ayakta durmasının mucize olduğunu söylüyor mühendisler. İkinci attığımız adım bu. Bu. Üçüncüsü, genel bir tarama yapıyoruz. Zeytinburnu biliyorsunuz biri bizim dönemimizde olmak üzere, biri de önceki dönemde olmak üzere
kendiliğinden binanın yıkıldığı bir ilçemiz. Kendili, bina kendini taşıyamayıp yıkılıyor biliyorsunuz. En son Sümer'de bir bina yıkıldı. Allah'ın büyük lütfuyla akşamdan haberdar olduk. Bina tahliye olmuştu. Sabahta yıkıldı biliyorsunuz. Benzer durumda bina görürsek, yani şu, fiziki gözlemle, gözle görülür bir biçimde taşıyıcı unsurlarında patlak, çatlak, ayrılma gibi hareketlenme görürsek o binalarda nüfustan tahliye edeceğimizi ilan ettik. Bir kez de buradan ilan ediyorum. Son ve büyük bir adım bana sorarsanız, bu riskli yapı kararı, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sertifikalı kuruluşlarından riskli yapı kararı almak, biraz önce bahsettiğim bütün avantajlar için başlangıç buluşu değerli komşular. Yani siz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki verdiği sertifikalı kuruluşlarından birinde alınmış bir riskli yapı kararı aldırmazsanız biraz önce saydığım hiçbir avantajdan yararlanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu başlangıç için şart bir adım. Burada da dediğim gibi zaten işte 2 yıl TOKİ, 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu'nda yaşıyoruz 30-35 yıldır biliyoruz. Genelde bu adımı atmakta muhatap olmadığı için problem yaşıyorduk. Bina 3'te 2 yıkıp yeniden yapmaya karar vermiş ama bu riskli yapının firmanın bedelini kim ödeyecek meselesi ortadaydı. Diyeceksiniz ki yıkıldıktan sonra zaten bir müteahhitle anlaşıldığı için geri kalanı geliyor. Yıkılmadan önce müteahhitle genelde anlaşma sağlanamıyor dedi. Dolayısıyla bu riskli yapı bedeli bir problem olarak önümüzdeydi. Bunu çözmek üzere tamamen maliklerin sorumluluğunda olmasına rağmen bir hukuki formül üretti arkadaşlarımız, teknik başkan yardımcımız ve ilgili arkadaşlar, şu kararı verdi belediye meclisimiz. Bir binada 3'te 2 çoğunluğu sağlamak ve bunu yazılı olarak bize bildirmeleri kaydıyla riskli yapı analizi de o binalar için ücretsiz tamamen belediyemiz tarafından karşılanıyor. Bu da gerçekten önemli bir adım. Tekrar söyleyeyim. Binada 3'te 2 çoğunluğu sağlamış olmak ve bunu bizim huzurumuzda belgelemiş olmak kaydıyla riskli yapı analiziyle bütün bürokrasi bize ait olmak üzere artık ücretsiz. Şimdi en sonuncusuna geliyorum. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta Gazi Osman Paşa'dan bütün Türkiye ilan etti, yarısı bizden kampanyası. O da hepiniz biliyorsunuz Zeytinburnu'nda yak 100 metrekarelik bir binanın dönüşümü için her daireden yaklaşık 750 ile 1,5 milyon arasında değişen bir şey talep ediliyor müteahhitler tarafından. Yani 1 milyon ya da 1,5 milyon civarında geziyor maliyeti, yenileme maliyeti ilave şeyler olmadan. Yani bunu genel bir rakam olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanımız dedi ki o 100 metrekarelik bir dairenin dönüşümünün yarısı bizde. Bunun içinde dün müracaat başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız hatta açılışta rakam söyledi. Zeytinburnu'dan da çok ciddi bir müracaat var. Dün itibariyle müracaat başladı. Buna maliklerin başvurması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Buna siz başvuracaksınız. Yani şu, birey olarak benim binam var. Ben yarısı bizden kampanyasından yararlanmak istiyorum diye müracaat etmeniz gerekiyor. 29 Mayıs'a kadar bakanlık bu müracaatları toplayacak. Ondan sonra da 6 ay değerlendirme süreci olacak. 6 ay sonunda gelen müracaatlardan hareketli bir yolda yöntem belirlenecek. Peki ne olacak? Yani nasıl bir netice bekliyorsunuz? Şunu ben biliyorsunuz, milletvekilimiz de artık 2. bölgeye geldiği için beraber olacağız ama ben her gün buradayım ve gerçi de bazı abiler görmemiş. Onu ayrıca telafi edeceğiz ama ben geleceğim buraya ya yarın bir gün. Bu arada arkadaşlara sordum, bu dernek ziyaretlerinin tarihlerini söyleyeceğim inşallah. Belki burada oturmuyordur başkanım. Öyle mi? Sorsak mı? Nerede oturuyor? Hemen arkada oturuyor. Yani çok kendini yanlış yerde oturuyor. Yanlış yerde oturuyor. Peki. Ben şunu söyleyelim değerli hemşehrilerim. Bakanlığın herhangi bir sokaktaki bir tane binanın yapımına geleceğini ihtimal vermiyorum. Siz de ihtimal vermeyin bence. Bireysel olarak. Ama
Bu ada bazlı dönüşüm demiştik ya, ada bazlı dönüşüm. Bu müracaat edenler bir ada oluşturursa, dün Bakan Bey'le şahsen de bunu sordum. Televizyonda da bunu böyle açıkladı. Ada bazlı bir teklif gelirse oraya girecek. Dolayısıyla bu yarısı bizden kampanyasına başvuranlar için ada bazlı bir şeye bakmaları lazım, birinci husus. İkinci husus, rezerv konutlar için şey önerilebilir bu maliktir ama şimdilik ben onlar adına daha fazla bir şey söylemeyeyim. Özeti şu, 29 Mayıs'a kadar yarısı bizden kampanyasına başvurmak isteyen hemşehrilerimizin başvurması lazım. Ondan sonra 6 aylık bir bekleme süreci var. Birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uygulamalarını takip edeceğiz. Ama bunun büyük bir müjde olduğunu bir kez daha ifade edeyim. Son olarak bütün bu süreçleri beklemeyen hemşehrilerimiz için zaten bu müjdeden önce de bizim biraz önce hızlıca özetlediğim teşviklerimiz var. Sloganımız şu: Zeytinburnu'nda dönüştürdüğümüz her bina bizim için zarar. Ben o yüzden bu rakamları özel olarak söylüyorum. Gerçekten dönüştürdüğümüz her bina bizim için zafer. Çünkü İstanbul deprem kuşağında bir şehir. Hepimizin her geçen gün bu dönüşümü artırması, hızlandırması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu büyük müjdeleri için teşekkür ediyorum. Sorular için teşekkür ediyorum. Gelemediğim için de kusura bakmayın diyorum. Fakat özür dilerim. Biz ada bazında biliyorsunuz. Geçen iki toplantı yaptık. Biz anlaştık ama bu kentsel dönüşümle ilgili yarısı bizden oraya biz toplum olarak ayrı başvuruyor. Bir de ada bazında anlaştık. Tam ayrı ayrı anlaştınız ama bakanlık bütün başvuran binaları gördüğü için adayı görecek zaten. Her bir binanın abi başvurması lazım. Yani 17 binanın 17 her bir binanın başvurması lazım. Her bir binanın başvurması lazım. Onu söylemiş olalım. Başkan, o zaman kapsamı tamamen belli değil. Özür dilerim başkan. Şöyle, bu yani gelen müracaatlar... O kimi yapacak yoksa bireysel... Yok, bakanlık yapacak. Bakanlık yapacak. O da bir, yani. Bakanlığı yapacağı kesin. Gelen müracaatlar üzerinden bir şey belirlenecek. Yani, netice itibariyle. Kapsam olarak daha tabii belli değil. Yani müracaatlar 6 ay içerisinde size bir cevap verecek bakanlık. Şöyle başkan. Ama bu ada bazlı dönüşümde bir noktaya geldiyseniz bence 6 ayda beklemeyebiliriz. Biz geldik ama şöyle söyleyeyim. Bir binada bir kişinin başvuruyorsa bütün bina sakinler herkes başvurması lazım. Maliklerin hepsinin başvurması lazım. Bakın çok güzel sorular bunlar. Maliklerin her birinin başvurmanın herhangi bir maliyeti yok. Bir uzmanlaşan bir arkadaşımız diğerler adına başvurursa çok iyi olur. Her bir bina başvursun, bilmem kaç bin dedi. Bakın bir rakam unuttum. 120 bin miydi? Ne? Vallahi şey yazmadık, değişik. Zeytinburnu'dan 10 bin. Tekrar ediyorum, her bir daire başvuracak değerli komşular. Devletten var mı? Tekrar söyleyeyim, bu arada yürüyen iş varsa yürüsün, yürütmeye devam edin. Onu da bir hemşehrimiz olarak söyleyeyim. Tarımcı abimiz bir şey soruyor. Şimdi biz ada bazında olduğumuz için mesela toplu olduğumuzu nasıl belli edeceğiz başvuru? Görüyor onu. Max'tan görüyor. Hiç endişe etmeyin. Şeyden görüyor. Müracaattan görecek onu. Hangi binanın başvurduğunu ve ada zaten oturup çalışacak ya. Müracaat girmiş çalışacak. Ha bu adaymış diyecek ve hepinizi birden çağıracak. 40 tane daireniz var. Bunun için 80'i buraya da 120. Önemli değil. Hiç önemli değil. Ne kadar başvurursa. O geri kalan sorunları zaten bir şey daha. Bir noktaya gelince belediyeyle çalışacak bakanlık. Bizle çalışacak. Yani biz yine partner olacağız ilçe belediyeleri olarak. Önce gidebilirseniz gidin, gidemezseniz şeye başvurmaya devam edin. Nereden başvuracağız? Yani 17 bina müthiş. Anlaşmış anında. Burası. Her bir binadan birer temsilci geldiler. İnşallah hep birlikte Zeytinburnu dönüştüreceğiz. Soruları almıştık ama neyse bir soru daha. Bekir'im müsaade edersiniz. Şimdi tamam güzel. Cumhurbaşkanımız güzel bir müjde verdi. Ama adamın 10 tane dairesi var, 20 tane, 5 tane dairesi var. Orada bunun yarısını verecek bu devlet yani. Bu devlet nereye kadar bu parayı verecek? Evet, devleti yazık değil mi? Cevabını yani şimdi gerçekten yani herkes kendi sorumluluk alanında. Doğru başkan. Yani adada bu nasıl özeti şu değerli yani komşular. Yani şimdi Aykut arkadaşımızla biz burada orta adı binaya. Örneğin. Allah daha çok versin inşallah. Allah hepinizden ayrı etmesin. Ama şimdi bir kriter var mıdır? Yani şimdi yok.
Herhangi bir kriterle. Yani adamın durumuyla alakalı veya bir dairesi var, iki dairesi var. Hayır, hayır. Maksat dönüştürmektir herhangi bir kriter. Benim bildiğim yok. Yani bu arada hep birlikte izliyoruz vallahi, arkadaşlar. Vallahi başkanım, Allah devletimize yardım olsun. Allah devletimize zeval vermesin. İşin özü şu. Devletin, hükümetin bütün kurumları dönüşümü teşvik etmek için elinden geleni yapıyor. Ev bazlı yapıyoruz ya, misal diyorum, evet. Biz burada derneğiz. Burayı dönüştürdüğü zaman biz bu dernek gibi ya da vesaire iş yerleri ne yapacağız? Hep bu kentsel dönüşüm oturma bazında. Zeytinburnu'nun çalışan bir sanayisi vardı. Misal diyorum, perdeciler. Perdeciler şimdi %100'den %20'ye düştü. Misal ambarlar bir sanayiydi kendi açısında. Küçük bir sanayi, yani fabrikasyon değil ama burası çalışan bir sistemdi. Şimdi biz bunları bozduk, daireye çevirdik. Peki bunlar için bir planınız var mı başkanım? Ne yapacağız? Şimdi misal tekstil sanayisi gibi, perdeciler sanayisi gibi, işte liman gibi. Bunları biz ne yapacağız? Yani sırf herkes burada oturmaya mı kalacak? Ne yapacağız? Evvela bu tespitinize katılmadığımı ifade edeyim. Evet. Hem sahil parkın altında Zeytinburnu Belediyesi ile AK Partili Büyükşehir Belediyesi birlikte yaptığımız ilk kentsel dönüşüm uygulamasıdır. Adını da söyledim, Sahil Park, Sahil Kiptaş Sahil Park evleri. Hem onun altında perdeci dükkanı var. Hem yine bizim Zeytinburnu Belediyesi, Kiptaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bizim dönemimizde, bizim yaptığımız ikinci aynı yerin devamı olarak yaptığımız yerin altında da perdeci dükkanları var. Perdeci dükkanlarının azaldığına ihtimal vermiyorum. Azalıyorsa ticari, ekonomik bir şeyle azalıyordur. Birinci husus bu. İkinci husus, bu binalar yani bireysel bazlı ya da ada bazlı da olsa Zeytinburnu'nun imarı biliyorsunuz konut artı ticaret. Evet. Konut artı ticaret. Dolayısıyla zemin katlarında tamamında ticaret mümkün ve olacak. Tabii müteahhitin tercihi, yani müteahhit şunu karar verirse, ya ben burada daire, yani dükkanın çok fazla diyeceğine inanmıyorum. Dolayısıyla ben buraya daire koyuyorum, baş göz üstüne. Orada onun hakkı var ama ticareti tamama yaymak istiyorum, yok. Sadece zemin katı ticaret yapabiliyor. Zemin ve bodrum. İkincisi, bu tür artık sanayi tipi yerlerin bu kadar şehrin göbeğinde barınması zor. Eğer onu kastediyorsanız, yani bir atölye ya da sanayi işletmesi dışarıya doğru kayıyor biliyorsunuz. Demirciler sitesi dediğiniz için, yoksa şu, Zeytinburnu'nun kimliklerinden bir tanesi ticarettir. Ben bunu her yerde söylüyorum. Örme kumaş, tekstil, ev tekstili biraz önce de geçtiği için deri ve kürk Zeytinburnu'nda çok güçlü. Bu bizim gücümüz aynı zamanda. Yani kalsın gücümüz başkanım. Söyleyeceğim oraya. Bu bizim gücümüz. Neden gücümüz? Şimdi değerli komşularım, hepimiz burada yaşıyoruz. Ticaretin yoğun olduğu mahallelerde dönüşüm neredeyse %80'e varmış durumda. Neden? Bir dönem tesisde yarım dükkana bütün bina dönüştü biliyorsun. Bu bahsettiğin teşviklerin hiçbirisi yokken dönüştü. Yani ruhsat harcı yok, iskan harcı yok, kira yardımı yok. Hiçbir şey yokken dönüştü. Dolayısıyla bu bizim gücümüz. Ama şimdi biz Niğdeli hemşehrilerim yanındayız. Bir kısmının da tesise tekstilci olarak geldiğini biliyorum. Ziyaret etti. Dolayısıyla tekstile doğru bir hücum var. Ben konutta oturanlara da, yani hanımefendilere ya da burada ticaret olmayan bu vekili uzattım aklınıza. Benim geldiğim hep böyle oluyor. O yüzden milletvekili adaylarımızla gitmemeye çalışıyorum. Vekilimiz emin olsun, sıkıntı yok zaten, tamam. Bu yanda. Mevzu şu, konutu rahatsız etmeyecek ticaret bizim için ihtiyaç. Orada ben şunu söylüyorum. Sadece ticaret olsun istemiyoruz. O ikinci lale demek. Burada konut olacak, hayat sürecek. Biz yalıtılmış bir yer istemiyoruz. Sadece ticaret olsun da istemiyorum. Sadece konut olsun da istemiyorum. Peki ne olacak? Konutla ticaretin birbirini en az rahatsız ettiği sektörler var. Ev tekstili böyle bir şeydir. Tekstil böyle bir şeydir. Kokusu yok, gürültüsü yok. Alınıp satılan bir şey. Kürk, deri ve kürk sektörü böyle bir şeydir. Bunu olabildiği kadar birbirini az yoracak şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun için de otoparkların sayısını arttıracağız. Esnaf kardeşlerimiz kurallara uyacak. Evin önünde önce dükkanın önünde önce kendi özel aracını koyup
Sonra gelen kamyonu da ikinci sıra yapıp yolu kapatmayacak. Kaldırımı işgal etmeyecek. Kadınlar, engelliler, yaşlılar kaldırımda rahat yürüyecek. Kafalar sallanıyor. Herkes mesajı alıyor. Dolayısıyla ev hanımlarımız, kadınlarımız ticaretten şikayetçi olmayacak. Konutlardakiler de değerli bir yer olduğu için çabuk dönüşecek. Ticaret Zeytinburnu'nun kimliğinin bir parçasıdır. Kaldırım işgallerine son. Kaldırım işgal yapmayalım diye öyle diyorsun değil mi abi? Konutla iş yerinde rahatsızlık var. Park biliyorum. Parkta sıkıntı var. Zeytinburnu'nun en büyük sıkıntısı park sorunu. Söyledin mi? Bak sen söylemedin, ben söyledim. Park sayısını arttıracağız. Farklı otoparklar yapılarak. Yapacağız. Yapıyoruz. Tesisli 5 tesisli 300 araçlık otopark. İnşallah Eylül ayında açılacak. Yetmiyor başkanım, yetmiyor. Arttıracağız. Arttıracağız zaman önce bir otoparklar da olsa... Yani de şu esnaf kardeşlerimiz otoparklara bırakmayı bir alışkanlık haline getirip şöyle 5 dakika 10 dakika yürümeye bir göze alsalar daha iyi olacak. Şimdi efendim ben dedim, bir daha gelince belediye mevzularını daha detaylı konuşuruz. Şimdi 14 Mayıs diye bir büyük derdimiz var. İnşallah tıpkı 14 Mayıs 1950 gibi 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir demokrasi bayramı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kentsel Dönüşüm Başkanımız cevapladı. Maneviyat, erkeklerin hakları, milli eğitim projeler, hayvancılık ve mülteciler, özellikle de Afganların durumu, çobanları anlamında bunlar soruldu. Teşekkür ediyorum. Tabii bu maneviyat konusunda söylediğiniz hususların hepsini hiç tartışmaya gerek yok. Aynı şeyi düşünüyoruz. Bu ülkede bizi ayakta tutan şeylerin başında, bunların temeli bizim maneviyatımızdır, kültürümüzdür, dinimizdir, diyanetimizdir. Dolayısıyla buna sonuna kadar sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Yapmayı istediğimiz hususların bir kısmını da mesela anayasa değişikliğinde bu LGBT ile mücadele kapsamında ailenin tanımını yapmak konusunda anayasa değişikliği yapacaktık. Bu anayasa değişikliğine milletvekili sayımız yetmediği için inşallah bunu sizlerin güçlü desteğiyle 360 üzerinde Cumhur İttifakı olarak milletvekili çıkararak hemen seçimlerden sonra uygun zamanda anayasa değişikliği yaparak bir başörtüsü konusunu anayasada güvence altına alacağız. Bir de bu LGBT ile mücadele kapsamında çok önemli bir husus olan ailenin nasıl oluşacağı tanımı, yani bir kadın ve bir erkekten oluşur diye bunu anayasaya derc edeceğiz. LGBT için LGBT ile mücadele kapsamı da bu son derece önemli. Çünkü ben biraz önce söylediğim Avrupa Parlamentosu dediğim yerde bu LGBT dediklerinizin hepsi Avrupa'nın içinde de cirit atıyorlar. Bizim muhatap olduklarımızın yarısı öyle yani. Dolayısıyla onlar şunu istiyor, herkes onlar gibi olsun. Biz de şunu istiyoruz, biz de kendi değerlerimizi koruyalım. Hiç kimse onlar gibi olmasın. Çünkü bu işin doğası bu değil. Doğalı bu değil. Allah böyle yaratmamış. Hastalık haricinde bu işin doğal olmadığını bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Bununla ilgili toplumu, aileyi korumak anlamında, gençlerimizi korumak anlamında alınması gereken bütün tedbirleri de inşallah alacağız. Milli eğitim konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımızın da özellikle ifade ettiği hususlardan bir tanesi. Birçok adım attık. Güzel yönde ilerlemeler sağladık. Fiziki mekanların tamamlanması, işte başkanım da biraz önce kentsel dönüşümden bahsetti. Depremle mücadele kapsamında da aslında deprem bölgesinde ayakta kalan TOKİ binalarının yanında birçok yenilenmiş okulumuz olduğunu da gördük. Ben de orada 3 hafta boyunca Kahramanmaraş'ta görevli olarak bulundum. Dolayısıyla hem okullarımızın sayısını arttırdık, hem onları yeniledik, hem öğretmen sayımızı arttırdık ki biliyorsunuz en son engelli öğretmen ataması da yapıldı Cumhurbaşkanımız tarafından ve başvuranların hepsinin atanacağı da orada müjde olarak engelli öğretmenlerimize verildi. Hem ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde, hem üniversite seviyesinde bunların hepsiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha iyi olacak ama bu milli eğitim dediğimiz iş böyle sürekli oynanabilecek bir şey değil. Biz bunu geçmişte bazı değişiklikleri çok sık yaptığımız için sizlerden gelen eleştirilerden bunun da farkındayız. Dolayısıyla bu işte yapılması gereken hususların tespiti ve bunların uygun zamanda, uygun şekilde öğrencileri, ailelerini ve toplumu mağdur etmeyecek bir şekilde yapılması konusunda da hassasiyetle yaklaşıyoruz milli eğitim hususuna da. Hayvancılıkla ilgili siz söylediniz. Afganistanlar
yani Afganlar özelinde söylediniz, İç Anadolu bölgesine. Ben hala şu an milletvekili, Kayseri milletvekili olarak söylediğiniz hususu, Kayseri'de çalışma yaptığımız her zaman köyler tarafından, köylülerimiz tarafından, hemşehrilerimiz tarafından bize ifade edilen bir husus. Bu Sivas'ta da böyle, Nevşehir'de de böyle, Yozgat'ta da böyle, Niğde'de de böyle, İç Anadolu'da da böyle, hayvancılıkla uğraşan Türkiye'nin diğer yerlerinde de birçok yerinde de böyle. Özellikle Afganların gitmesini kimse istemiyor. Biraz önce size biraz da latife olsun diye Afgan mısınız diye sordum. Çünkü burada dolaşırken de sizin ifade ettiğiniz insanların bir kısmı ya bunları gönderin diye bizi sürekli söylüyorlar. Ama İç Anadolu'da da eğer Afganları gönderirsek hayvancılık konusunda ciddi bir sıkıntının, özellikle çoban konusunda ciddi bir sıkıntının olacağını biliyoruz. Hem dağda hayvan yaymak anlamında, hem ahırda hayvan bakmak anlamında ciddi bir sıkıntının olacağının farkındayız ve bu şeyde özellikle hayvancılık konusunda bizim köylerimize destek olan Afganistanlılara da özel bir statü, özel bir çalışma var. Kaymakamlıklar ve valilikler tarafından onların gerçekten çalışanlarıyla ilgili, onların haklarının verilmesiyle ilgili bir çalışma da var. Yani ya işte Afganların hepsi çoban, hepsi kalsın değil. İşte Anadolu'da adam yapıyor çobanlığı, çoban olarak çalışıyor, hayvancılığa destek veriyor. Herkesi çıkardığımız zaman onlara kanunlar çerçevesinde onların kullanabileceği haklar üzerinden belli haklar verildi ve onlar o zaman sınır dışı edilmedi. Çünkü adam iş yapıyor. Yani yasal çalışma izni gerekiyorsa onun çalışma izni başvurusu alındı. Ona da çalışma izni verildi. O anlamda çalışanla çalışmayan, ülkeye faydası olanla, vatandaşa faydası olanla olmayanı Afganlar özelinde ve genel anlamda da ayırıyoruz ve buna göre işlem yapıyoruz. Buyurun. Peki, sözünüzü kesin, özür dilerim. Onu biliyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Ama şöyle bir mecbur olması demek değil. O izni aldıktan sonra başka bir sıkıntı yani geçmiş böyle, oluyor. Böyle bir sıkıntılar oluyor yani. İnşallah. Biz o sürecin farkındayız. Yani aynı memleketten, Anadolu'dan, hayvancılığın yapıldığı yerden geldiğim için onun farkındayım. Merak etmeyin. Şöyle, buyurun. Sen yaptılar. Şöyle dörtler. Arazi, ekim arazisinin toplaştırma ilgili bir olaylar var. Evet, o konuda bizi bilgilendirir misin? Yani tarım arazisinin toplaştırma yapma bizim Niğde bölgesinde. Yap bizim kendi köyümüzde. Ama burada nasıl bir toplaştırma, bunu açıklamasını yapar mısın? Nasıl bir şey oluyor? Tabii Tarım Bakanlığımız onu yani bütün detaylarıyla size anlatamam. Çünkü ben onu, o ayrı bir şeyin konusu. Sizin arazilerinizin tamamını topluyorlar. Uygun bir yerde kendisi yolunu açarak sulama sistemine de uygun bir şekilde size onu veriyorlar. Ama sizin işte arazinizin bir tanesi yolun kenarındaysa, işte diğerleri başka yerdeyse tutup da hepsini yol kenarından versin dediğinizde bunu yapmıyorlar. Ya da işte bunun belli bir oranına göre bir hesabı var. Onu öyle yapıyorlar ama arazilerinizi toplayıp size bir yerde teslim ediyorlar. Aynı adamın içinde 5 tane tarlam varsa, aynı adamın içinde 5 tane tarlam varsa, bunun bir kısmını bölüp çok uzak yere atarsalar, ya hiçbir tane toplulaştırma olmazsa bu doğru bir şey değil. Değil. Adı toplulaştırma. Son derece kıymetli işler. Hem hayvancılık, hem işte sizin söylediğiniz toplulaştırma, hem ekonomik süreçler, hem kentsel dönüşüm, bunların hepsi son derece kıymetli işler. Ama bunların hepsinin devam edebilmesi için bunların hepsinden daha önemli bir işimiz var. 14 Mayıs'ta eğer Tayyip Erdoğan oy basmazsak, Cumhur İttifakı'na oy vermezsek, AK Parti'ye oy vermezsek geleceklerin hiçbirisinin umurunda değil. Çok net söylüyorum. Senin tarlan toplulaştırılmış, toplulaştırmamış Kemal'in umurunda falan olmaz. Ondan sonra... Başkanım, sizin Cumhurbaşkanımız yalnız bırakın. Yani dolayısıyla acaba bir şey yapayım, toparlayayım ben. Karşılıklı şey yapmayalım. Dolayısıyla işin özü bu. Başkanım kentsel dönüşüme devam edecek mi? Elinden geldiğince eder ama 14 Mayıs'tan sonra Tokimaki kalmaz eğer yanlış tercih yaparsa. Toki olmazsa şimdi kendisi de söylüyor. Toki gelmezse sıfır. Çevre Bakanlığı olmazsa sıfır. Çevre Bakanlığı'nın kusura bakmayın umrunda falan olmaz. Niye söylüyorum bunu bu kadar rahat? Ekrem'in umrunda mıydı ya? 4 senedir belediye başkanlığı yapıyor. Ben Kayseri'deyim geldim. Değişen yerleri gördüm. Başkanıma sordum, ilçe başkanına sordum. Hepsi İTKK başkanlarımızın, ilçe başkanımızın, bizim Çevre Şehircilik Bakanlığımızın İTKK yaptığı kentsel dönüşümler. Meydanda da şeydekilerin, Zeytinburnu'dakilerin hepsi. Tamam. Ekrem'in umurunda mı ya? Ekrem ne yapmış? Nereye bir çivi çakmış? Nerede bir kentsel dönüşüm yapmış? Ya Hatay'a gittik. Hatay boydan boya, Antakya tamamen yıkılmış. Ramsal dönüşüm diye gösteri yapıyordu bu adamlar. Altında kalıp ölenler de gene onlar. Onlar bunlar diye ayırmıyoruz ama neticede onların yaptığı gösteriden dolayı suçlu suçsuz
Kadın, erkek, genç, yaşlı, CHP'li, AK Partili hepsi vefat etti o enkazların altında. Ya tipliler var, işçi partililer var, ne kadar sol fraksiyon arıyorsanız var Antakya'da, Hatay'da. Yani Alevisi var, Sünnisi var, Türkü var, Kürdü var, Arabı var, hepsi var, hepsi vefat etti beraber. Madem o kadar umrundaydı Antakya'ya çivi çaksalardı, madem o kadar umrundaydı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, ya 4 senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi başkanım, yapmak istese yetmez mi bu işlere? Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı Cumhurbaşkanımızdan bu yana yapıyoruz. İstanbul'da neler yapıldı 4 senedir? Ya bugün tramvay çalışmıyordu. Bugün en önemli gündem İstanbul'da tramvay çalışmıyor. Böyle bir şey gördünüz mü hiç? Gördük o başkan. Ha, ya bugün gördük. Niye Teknofest'te insanlar gidecek de gitmesin diye. Soruların önünü 3,5 sene yapmadı başkanım. Müstahak. 3,5 sene yapmadı yani. Biz felç olduk burada. Şimdi bunları niye söylüyorum? Niye bu kadar açık söylüyorum? Çünkü bu. Bize vaat ettikleri şeyler hiçbir şey yapmamak. Memleketi bölmek, parçalamak. Öyle değil mi? Ben mi diyorum? Bunu PKK'nın elebaşları söylüyor. HDP'lilerin hepsi çıkıp söylüyor. APO'yu içeriden çıkaracağız diyor. İlçe başkanımız da söyledi. Af çıkaracağız diyor. Ne kadar FETÖ'cü, PKK'lı, terörist varsa hepsini çıkaracağız diyor bunlar. Ya hesaplaşacağız diyorlar. Hesap soracağız diyorlar. Yargılayacağız diyorlar. Biz kucaklaşacağız dedikçe, biz toplumsal barışı sağlayacağız dedikçe, biz memleketi ayırmayacağız, birleştireceğiz. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünni'si, Arap'ı hepsi bir arada yaşıyoruz. Yanımızdaki adama biz hiç sormayız ya Anadolu'da. Sen kimsin kardeşim? Senin ırkın ne? Bakayım gel bakalım buraya. Senin mezhebin ne? Böyle bir şey sorar mıyız? Ben hiç sormadım. Sormayız yani. Bu böyle bir arada da yaşarız. Aslında birisi çıktı ben Sünni'yim diyor. Öbürü çıktı ben Alevi'yim diyor. Bunların hepsini gördük ama. Herkesin yaşı yeter. 80'lerde gördük bunları. Sağcı solcuyla gördük, Türk Kürt'le gördük, Alevi Sünni'yle gördük, layık olmayanla gördük. Bunların hepsi Türkiye'de darbe hazırlığı aşamalarıydı. Daha 15 Temmuz'un ertesi gün olan, bunu kasıtlı söylüyorum, 15 Mayıs, çünkü 15 Temmuz'un revanşını almaya çalışıyor birileri hala bizlerden, bu memleketten. Bu kafayla gelen bir ekip var bir tarafta. Tamam, sizler bizi desteklediğinizi söylediniz. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini de vereceğinizi de söylediniz. Allah razı olsun. Ama evde eşleriniz var. Oğullarınız, kızlarınız var. Torunlarınız var, yeğenleriniz var. Akrabalarınız var. Ben konuşmalarımda bugün sabah da söyledim. Ben hep sobalı bir evde büyüdüm. Sobaya giden çocuğa kızarlar. Doğum bir kızım gitme derlerdi. Biraz daha yaklaşırsa şşt derlerdi. Biraz daha gittiğinde şöyle şurasından, kıyafetini şurasından tutar, şöyle çekerlerdi. Hatta çekerken de şöyle bir sallarlardı, bir de bir şey yaparlardı ki sonra da gitmezdin zaten. Şimdi eğer yapmıyorlarsa biz o yakasından tutup şöyle bir çekip şu tarafa doğru bir de biraz sallamamız lazım. Gençlerimizi. Gençlerim mi? Evde hanımlarım mı tutuyor? Hanımları tutmayın abi. Erkek hakları dediniz ya. Siz çocuklara falan söyleyin. Hanımların çoğu zaten bize doğruyu söyleyecek durumdalar. Allah razı olsun. Onlar biliyorlar işleri ama. Çocuklarımızı böyle bir tutalım. Torunlarımızı tutalım. Çünkü bu sıkıntıyı beraber çekeceğiz. Allah muhafaza bunu yapmazsa ben çok net söylüyorum. 6 ay sonra 28 Şubat'ı bekleyin. Sakalınızdan dolayı sağa sola giremediğiniz zamanları bekleyin. Hanımınızın başörtüsünden dolayı otobüse alınmayacağınız zamanları bekleyin. Benim kız kardeşim, ben üniversitedeyken, o üniversitedeyken, İmam Hatip Lisesi'nde, burada Zeytinburnu İmam Hatip'te okudu. O okula alınmadığı zamanları biliyorum. Çünkü bu hınçla geliyorlar ve bunu söylüyorlar ve sosyal medyada yazıyorlar. Ha, Ayasofya Camii'nin de yeniden müze yapılacağı günü de bekleyin. Taahhütleri bu. Ne dediler? Ayasofya'yı yeniden müze yapmamız lazım. Benim için çok kıymetli. Anadolu insanı için de kıymetli olduğunu düşünüyorum. 86 yıl bekledik biz Ayasofya'da secdeye varabilmek için. Oysa Fatih'in kılıç hakkıydı. Fatih Sultan Mehmet bunu getirdi ve cami yaptı. Sonra burası müze oldu. Şimdi müze için gelenler de giriyor. Hem de ücretsiz, bilet almadan. Namaz kılmak için gelenler de geliyor ve namazını kılıyor. Kimseye bir zararı yok ama
Ayasofya Camii'nin açık olması, cami olarak ibadete açık olması bizim uluslararası bağımsızlığımızın sembolü, kıymetli hemşerilerim. Dışarı karşı bağımsızlığımızın sembolü. Taksim Camii de içeriye karşı bağımsızlığımızın sembolü. Çünkü 28 Şubat'ın gerekçelerinden bir tanesi Taksim'e cami yapma isteğiydi. Taksim Camii'ni de müze yaparlar mı bilmiyorum. Onunla ilgili bir kehanette bulunamam. Ama biraz önce saydığım şeylerin hepsini bekleyin. Hakim başörtülü göremezsiniz. Başörtülü kadın asker göremezsiniz. Başörtülü polis göremezsiniz. Ve birçok kazanımımız da gider. Öyle diyor. Ben demiyorum bunu. CHP diyor. PKK diyor. Bunların vaadi bu. İstikrarsızlık zaten. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Fenik fenik şehir şehir geziyor. İstanbul'da tramvay çalışmıyor ama bugün neredeydi? Bugün Gaziantep'teydi. Kanunla yasak değil mi bu? Adam çalışma yapıyor. Ama adamlar çok geziyor abi. İşte biraz, diyor ya, Nasrettin Hoca diyor ya, o kadar gezse biraz da İstanbul'a, biraz da bize eve uğrardı diyor, biraz da İstanbul'a uğrasa keşke. Ya, genelde AK Parti'den daha çok geziyorlar. Evet, sayın vekilim. Yani, siz, sanki... yani ciddi söylüyorum vekilim, ne gençlik kollarınız ne kadın kollarınız. Benim evim iki tane CHP'li geliyor gençlik kollarından gezdi iki sefer. Daha AK Parti'yi göremem. İşte AK Parti de buraya geldi. İnşallah yarın da gelir. Demek istediğim, yani demek istediğim biraz daha gezelim inşallah. Gezelim inşallah. Sıkı tutulması lazım belki. Gezelim inşallah. Şöyle sahada herkes siyasi çalışmasını yapıyor. Onlar biraz fazla çalışıyor bu sefer. Biz yani herhalde size öyle denk geldi. Ben çünkü sahada CHP'liye hiç denk gelmedim. Çok net söyleyeyim. Biz bizeyiz. Yani ben Beşiktaş'ta da kamp çalışma yaptım. Sarıyer'de de yapıyorum. Birçok 12 ilçe var. 12 ilçede de dolaşıyoruz dönüşümlü olarak. Ben denk gelmedim. Ama sizin eve demek ki özel çalışıyorlar. Yani. Ben sizi sadece diyorum ki bu sene yani 14 Mayıs çok önemli. Biraz daha sıkı tutmak istiyorum. İnşallah. Doğru söylüyorsunuz. Zaten var gücümüzle çalışıyoruz. Bunların hepsini birbirimize zaten bilmemize rağmen hatırlatmamız gerekiyor değerli hemşehrilerim. Durumun vehametini ve ciddiyetini anlamak için. Çünkü biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybettiğimizde ertesi gün yapacağımız hiçbir şey yoktu. Ama o zaman da biraz eksiklik vardı başkanım. O eksiklik zaman... şöyle zaten. Yani şu anki gibi bir hani şu an evet herkes farkında bu olayların. Ama o zaman biz nasıl olsa kazanırız bir vehameti vardı. İşte eksiklik yani kaybettiğimizde zaten bak doğrusu sizin dediğiniz. Doğrusu başkasında bir şey aramayacaksın. Onlar seçimi kazanamazlar. Biz kaybetmeyeceğiz. Evet. Ölçü bu. Bunun için de koşturuyoruz. Teşkilatımız, ilçemiz, başkanımızın şahsında, belediye başkanımız çalışıyor. Sizler de biraz önce değil mi ya şu yakasından tutup sobaya eli değmesin diye çekme faslını yapmak durumundasınız. Biz aynı zamanda bu konuşmalarla size vebali hatırlatıyoruz. Vebalinizi hatırlatıyoruz. Vebali üstümüzden üstünüze atıyoruz. Öyle ben veriyorum. Gerisi kazanırsa kazanır, kazanmazsa kazanmaz yok. Bizim orada Tomarza'da obaya bu kıskanın arkasına tükürürler. Basarlar toprağa. Gördüğün göreceğin bu. Öyle değil. Ben veriyorum oyumu. İster ol, ister bit, ister bitme. Öyle bir şey yok. Yanınızdaki, üstünüzdeki komşunuz, akrabanız, iş yerinizde çalışan eleman. Bindiniz, sizin arabanıza binen kişi. Yanınızdaki dostunuz. Bunları söylemek zorundayız. Çünkü biz geç bulduk Ayasofya'yı, geç açtık. Karabağ 40 yıl sonra. Karabağ. Hepimiz işte böyle konuştuğumuzda şimdi unuttuğumuz işlerden bir tanesi. 28 yıl tam. 28 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu. Nasıl kavuştu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde SİHA'lar yapıldı. Türkiye savunma sanayinde kendine yeten bir ülke haline gelmeye başladı. Rusya'ya, Amerika'ya ve Fransa'ya rağmen Minsk üçlüsüne rağmen Azerbaycan'ın başlattığı operasyonu dedi ki her türlü yanındayız. Bütün riskini de siyasi ve ekonomik riskini de alarak yaptı. Elhamdülillah Azerbaycan'ın üçte biri yeniden özgürlüğüne kavuştu. Etrafımızda gördüğümüz Libya'sından Suriye'sine, Doğu Akdeniz'indeki hak aramalarımıza, Karadeniz'deki gaz sondajımıza kadar hepsi güçlü liderlik sayesinde. Bunun devam etmesi için yapacağımız şey 14 Mayıs'ta inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek, destek olmak, AK Parti'ye milletvekilliğinde oy vermek, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde destek olmak. Bunları bir kez daha ben size hatırlatmış oldum.
Beni sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.